Aygül Duyar, 1974 doğumluyum. Mersin'de doğdum, büyüdüm. Babamla birlikte terzilik üzerine çalışmaya başladım. Aynı zamanda okula devam ettim. Esnaf komşularım kapattı gitti. Ben hala çalışıyorum. Saat 12 de olabilir. 1'e 2'ye kadar da çalışabilirim. Ondan sonra gideceğim. Sabah da erken tekrar devam edeceğim. Bisiklet benim için mutluluk önce, sonra özgürlük. Yaşamın bir parçası oldu bisiklet benim. Bisiklet sürmediğim zaman mutsuz oluyorum. Beni her şeyden uzaklaştırıyor. Bisiklete bindiğim zaman her şeyi unutuyorum. Ne evim aklıma geliyor, ne işim aklıma geliyor. Bayan olduğumuz için yalnız başımıza istediğimiz kadar, istediğimiz zaman bisiklet süremiyoruz tek başımıza, akşamları özellikle. Bu yüzden grup halinde sürmeyi tercih ediyoruz. İşte derneklerin etkinliklerine katılıyoruz. Daha güvenli bir şekilde bisiklet sürüyoruz. Bundan da mutluyuz. İsmim Erdem Akkan. 36 yaşındayım. Öğretim üyesiyim. Bisikleti ulaşım amacıyla kullanıyorum. Aslında bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Ama vakit darlığından diğer zamanlarda sürmeye fırsatım olmuyor. Özellikle yakın çevremden eleştiriler alıyorum. Bunun tehlikeli olduğu, canıma musladığım şeklinde. Bunları çok ciddiye almıyorum. Çünkü her şeyin bir riski var. Bunları tabii ki azaltmaya çalışıyorum. Ulaşımın yoğun olmadığı yolları, rotaları tercih ediyorum. Özellikle toplu taşıma araçları beni bu konuda zorluyor. Onların olmadığı rotalar benim için daha güvenli. Yine ben şanslıyım çünkü iş yerimde duş alma imkanım var. Bisikletimi güvenli bir yere koyabiliyorum. Kapıda güvenlik var. Bu yüzden kendimi yine de haftada 2 gün veya bir gün bile gelsem şanslı hissediyorum. Ben Hüsnü Varol, 61 doğumluyum. Hakkari Bedirşebap'ta doğdum. 78 tarihinde Mersin'e yerleştim. Ev aletleri tamir yapıyorum. Çocuk arabası, çaydanlık, ketir, pazar arabaları tamir ediyorum. Ben bütün işlerimi psikletimle görüyorum. Arabam olduğu halde ben psikletimi tercih ediyorum. İşlerimi daha iyi görüyor. Sıkışık sıkışık trafiklerden bile daha iyi işimi görüyor. Daha iyi ulaşabiliyorum istediğim yere. Ve bütün işlerimi onunla görüyorum. Hadi. Aşmedin zaman beni tipsiz gördüğü zaman fotoğrafını çekiyorsun. Sil. Sil onu. Hadi hadi. Şey fırında çalışıyorum. Altı ekmek taşıyorum. Tantuncuya götürüyorum. Öğren okumadım. Hep 4 senedir bu işte çalışıyorum. Şu anda bisikletin üstünde kaç ekmek var? 600 ekmek var. Kaç kere, günde kaç kere taşıyorsun bunu? Günde 3-4 sefer yapıyorum. Yani 6 kere 4? 2400. Günde 2400, evet. 4 seferde taşıyorsun. Evet. Zor olmuyor mu? Yok. İşimi seviyorum.
Bisiklete dengeyi nasıl sağlıyorsun? Kolaydır ya, alıştık. İsmim Leyla Çat, 51 yaşındayım ve aktif olarak bisiklet kullanmaya devam ediyorum. Yıllarca devlet kurumunda çalıştım. 28 yıllık bir emek çalışmadan sonra emekli oldum. Hala özel bir hastanede ebe olarak çalışmaktayım. Stresli geçen gece nöbetlerinden sonra mutlaka grup turlarına katılmaya çalışırdım. Çünkü grupta unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlıyoruz. Bir arada olma, dayanışma, ekmeğimizi bölüşme, patlayan bir lastik tamirinde bütün herkesin seferber olması, herkesin bir koldan koşturması. Bunlar güzel şeyler. Günümüzde unuttuğumuz ama yaşadığımız sürece hatırlanması gereken şeyler diye düşünüyorum. Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım. Seninle elebet benimsin sandım. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Bisiklet doğa dostu, çevre dostu. Çevreyi kirletmiyoruz, insanlara zarar vermiyoruz. Ve biz bunu her alanda kullanmak istiyoruz. Şehrimizde bisiklet yollarımız olsun. Thank you.